En mükemmel atışımı yapıyorum. Mükemmel fiyasko desek berbattı. Aa, hadi rüzgar yüzünden bir anda esti. Almamı ister misin? Yok, ben alırım. Tamam ama yanımda. Bazen bir erkek kendine düşeni yapmalıdır. Bol şans dostum. Sağ ol. Merhaba dostum. Ne yapıyorsun? Şu ağacın tepesindeki frisbimi almaya çalışıyorum. Belki yardım edebilirim. Üzerime otur. Ne? Eğer iğnelerimin üzerine oturursan o şoklu havaya fırlarsın dostum. Otur hadi, yapabilirsin, korkma hadi. Bu tip bir şeyin işe yarayacağını sanmıyorum. Eğer kendine inanabilirsen yapabilirsin. Otur hadi. Hayır. Pekala, sana göstereceğim. Aa! Üzgünüm, işe yarar sanmıştım. Hiç yardımcı olamadım. Ay. Gördün mü? Yardımcı oldun. Ay. Ben bittim. Baktığım için özür dilerim. Ha? Hiç senin kadar büyük bir sincap görmedim. Ben sincap değilim, insanım. Ağaca tırmanmaya çalışıyorum. Frisbee'mi alacağım. Ama şu anda biraz mola verdim. Çünkü çok yoruldum. Tırmanma becerini geliştirmek için elma yemelisin. Hayır sağ ol, istemem. Ellerimi dinlendiriyorum. Tanrım, gününü mahvettim. Frisbini asla alamayacaksın. Yok canım, önemi yok. Daha kötü anlar da yaşadım. Küçük olmama rağmen güçlendiğimi hissediyorum. Güzel. Çok rahatladım. Sana bol şans dilerim. Güle güle. Çüçü. Bu treni durduramazsın. Aç. Hey, küçülmüşsün. Yanlışlıkla bir elma yedim. Neden bu kadar uzun sürdüğünü şimdi anladım. Yardım ister misin? Hayır, hallederim. Tamam, dinle. Gökkuşağı atını eve götüreceğim. Daha sonra gelirim. Sakın başka elmalar yeme, tamam mı? Evet, merak etme. Hiç niyetim yok. Ellerine sağlık. Bir şey değil. Kendini yormamalısın. Ben iyiyim. Hayır, hayır. Hadi gidelim. Frisbee'm nerede? Hey dostum. Hey. Frisbee'mi gördün mü? İyi bağlayayım ki geçen seferki gibi kayıp kafamın üstüne düşmeyeyim. Hey. Beni duymamış olmalı. Boing boing boing. Hey sincap. Hepimiz insanın durdurulması konusunda aynı fikirde miyiz? Sincap, elmaya ne oldu? Bana yapmamı söylediğiniz gibi o elmayı yemesini sağladım. Ama dinleyin, onu küçülttü.
onu durdurmaya çalışıyoruz. Bak, bana bir iyilik yap ve biraz fıstık sütü getir. Hadi çocuklar, burada fikir üreten yalnızca ben miyim? Lenny, sence onu nasıl durduracağız? Gizli bir kapıyla olabilir. Nasıl fikir? Yer çekimi. Hey, evet. Üzerine bir halı koyabiliriz. Aa, Frisbee'm. Korkmayın, ben sincapım. Ağacın parçası, ağacın parçası, ağacın parçası. Affedersin. Ağacın parçası, ağacın parçası. Parçası. Ağacın parçası. Ha? Ne var? Ben bir şey demedim. Ya bunlar bana ne yapacak? Ne? Bana ne yapacak? Seninle konuşmam yasak. Ağaca uçan kişi ya da eşyalar sonsuza dek ağacın bir parçası olur. Ağacın parçası olur. Yani sonsuza kadar mahkum mu kalacağım? Evet ve hayır. Mahkum musun? Evet. Serbest kalacak mısın? Hayır. Ağacın parçası. Çok basit. İşte bu kadar. Yani sen de mi ağaçtan ayrılamıyorsun? Hayır, ben evet ve hayır. Ağaçtan ayrılabilir miyim? Hayır. Ağaçtan hiç ayrıldın mı? Şu anda ağaçtan binlerce uzakta mıyım? Gerçekten bir uçan sincap gibi uçuyor muyum? Evet. Zihnimde. Zihnimde. Anladın mı? Zihnimde. Burayı seviyor musun? Evet. Evet ve hayır. Fıstıkları seviyor muyum? Evet. Beni aşağı indirip sen uçan bir sincap değilsin, sıradan bir sincapsın gibi kötü şeyler söylediklerinde hayır. Hayır. Artık buradan ayrılmak istiyor muyum? Evet. Buradan birlikte gidebileceğim bir arkadaşım olsa gider miydim? Evet. Dostum, evet. Bak. Hadi gidelim buradan. Aldım. Ne yapıyorsun? Seni sıradan uçamayan sincap, onu geri ver. Bu ne cüret? Demek öyle. Herkes o ikisinin eşine. Pekala, Frisbee'yi dalın köşesine fırlatacağım. Sonra üzerine atlayıp uçacağız. Evet. Mükemmel atış. Evet. Uçan bir sincap olmak iyi bir şey olmalı. Evet ve hayır. Ağacın parçası. Ağacın parçası. Ağacın parçası. Ağacın parçası. Ağacın parçası. Ağacın parçası. Elveda. Pekala, sincap kanatlarını aç bakalım. Kanat mı? Hayır. Sadece sıradan sincap kollarım var. Aa. Uçuyoruz, uçuyoruz. Evet. Ağaçta. Ah, rüzgar hamile karnıma çok iyi geldi. Oh. Ah.
Tanrım, frisbee mi buldum? Jack, benimle frisbee oynamak ister misin? Evet dostum. Frisbee oynayalım. Frisbee oynayalım. Frisbee oynayalım. Ben köpeğim, sen de insansın. Anlaştık. Harika olacak. Köpek, 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 köpek. Hav mı demek istedin? Ne? Evet. Hav, 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 hav. Merhaba, ben insanım. Merhaba, ben insanım. Hazır, hav. Biraz geri git ama. En mükemmel atışımı yapmıyorum. Mükemmel! Mükemmel fiyasko desek berbattı. Hadi rüzgar yüzünden bir anda esti. Almamı ister misin? Yok, ben alırım. Tamam ama yanımda. Bazen bir erkek kendine düşeni yapmalıdır. Bol şans dostum. Sağ ol. Merhaba dostum. Ne yapıyorsun? Şu ağacın tepesindeki frisbeemi almaya çalışıyorum. Belki yardım edebilirim. Üzerime otur. Ne? Eğer iğnelerimin üzerine oturursan o şokla havaya fırlarsın dostum. Otur hadi, yapabilirsin, korkma hadi. Bu tip bir şeyin işe yarayacağını sanmıyorum. Eğer kendine inanabilirsen yapabilirsin. Otur hadi. Hayır. Pekala, sana göstereceğim. Aa! Üzgünüm, işe yarar sanmıştım. Hiç yardımcı olamadım. Ay. Gördün mü? Yardımcı oldun. Ben bittim. Baktığım için özür dilerim. Hiç senin kadar büyük bir sincap görmedim. Ben sincap değilim, insanım. Ağaca tırmanmaya çalışıyorum. Frisbeemi alacağım. Ama şu anda biraz mola verdim. Çünkü çok yoruldum. Tırmanma becerini geliştirmek için elma yemelisin. Hayır sağ ol, istemem. Ellerimi dinlendiriyorum. Tanrım, gününü mahvettim. Frisbeeni asla alamayacaksın. Yok canım, önemi yok. Daha kötü anlar da yaşadım. Küçük olmama rağmen güçlendiğimi hissediyorum. Güzel. Çok rahatladım. Sana bol şans dilerim. Güle güle. Çocuğum. Bu treni durduramazsın. Aç. Küçülmüşsün. Yanlışlıkla bir elma yedim. Neden bu kadar uzun sürdüğünü şimdi anladım. Yardım ister misin? Hayır, hallederim. Tamam, dinle. Gökkuşağı atını eve götüreceğim. Daha sonra gelirim. Sakın başka elmalar yeme, tamam mı? Evet, merak etme. Hiç niyetim yok. Ellerine sağlık. Bir şey değil. Kendini yormamalısın. Ben iyiyim. Hayır, hayır. Hadi gidelim. Ooh.
Frisbee'm nerede? Hey, hey dostum. Hey, frisbee'mi gördün mü? İyi bağlayayım ki geçen seferki gibi kayıp kafamın üstüne düşmeyeyim. Hey! Aa, beni duymamış olmalı. Boing, boing, boing. Hey, sincap! Hepimiz insanın durdurulması konusunda aynı fikirde miyiz? Sincap, elmaya ne oldu? Bana yapmamı söylediğiniz gibi o elmayı yemesini sağladım. Ama dinleyin, onu küçülttü. Onu durdurmaya çalışıyoruz. Bak, bana bir iyilik yap ve biraz fıstık sütü getir. Hadi çocuklar, burada fikir üreten yalnızca ben miyim? Lenny, sence onu nasıl durduracağız? Gizli bir kapıyla olabilir. Nasıl fikir? Yer çekimi. Hey, evet. Üzerine bir halı koyabiliriz. Aa, Frisbee'm. Korkmayın. Ben sincapım. Ağacın parçası. Ağacın parçası. Ağacın parçası. Affedersin. Ağacın parçası. Ağacın parçası. Parçası. Ağacın parçası. Ha? Ne var? Ben bir şey demedim. Ya bunlar bana ne yapacak? Ne? Bana ne yapacak? Seninle konuşmam yasak. Ağaca uçan kişi ya da eşyalar sonsuza dek ağacın bir parçası olur. Ağacın parçası olur. Yani sonsuza kadar mahkum mu kalacağım? Evet ve hayır. Mahkum musun? Evet. Serbest kalacak mısın? Hayır. Ağacın parçası. Çok basit. İşte bu kadar. Yani sen de mi ağaçtan ayrılamıyorsun? Hayır, ben evet ve hayır. Ağaçtan ayrılabilir miyim? Hayır. Ağaçtan hiç ayrıldın mı? Şu anda ağaçtan milyarca uzakta mıyım? Gerçekten bir uçan sincap gibi uçuyor muyum? Evet. Zihnimde. Zihnimde. Anladın mı? Zihnimde. Burayı seviyor musun? Evet. Evet ve hayır. Fıstıkları seviyor muyum? Evet. Beni aşağı indirip sen uçan bir sincap değilsin, sıradan bir sincapsın gibi kötü şeyler söylediklerinde hayır. Hayır. Artık buradan ayrılmak istiyor muyum? Evet. Buradan birlikte gidebileceğim bir arkadaşım olsa gider miydim? Evet. Dostum, evet. Bak. Hadi gidelim buradan. Aldım. Ne yapıyorsun? Seni sıradan uçamayan sincap, onu geri ver. Bu ne cüret? Demek öyle. Herkes o ikisinin eşine. Pekala, frisbee dalın köşesine fırlatacağım. Sonra üzerine atlayıp uçacak. Evet. Mükemmel atış. Evet. Uçan bir sincap olmak iyi bir şey olmalı. Evet ve hayır. Ağacın parçası. Ağacın parçası. Ağacın parçası. Elveda. Pekala, sincap kanatlarını aç bakalım. Kanat mı? Hayır. Sadece sıradan sincap kollarım var. Aa. Uçuyoruz, uçuyoruz. Evet. Hey bak, bu Jake.
kısa hikaye. Merhaba. Aman tanrım, sizi görmek harika. Hikayeler için gelmiş olmalısınız. Pekala, geçen seferki gibi 5 ayrı hikayemiz var. Her birinin ayrı bir ana fikri var. Bölümün sonunda ana fikri tahmin edin ve ne kadar akıllı olduğunuzu gösterin. Şimdi ekranıma bakın ve bu heyecanlı hikayenin sizi büyülemesine izin verin çocuklar. Pekala, kaybol. Evet. Hayır, iyi hissetmeye ihtiyacım var. Bir bakalım. Önlüğünü taktın mı? Evet. Evet. Küçük Jack Horner köşede durur, turtası önünde, parmağı içinde. Eriği çıkarır ve der ki, ben ne iyi bir çocuğum. Kendimi iyi bir çocuk gibi hissetmiyorum. Doğru söyledin mi? Evet. Biliyor musun, nefismiş. İşe yarayana kadar parmağımızı bir yerlere sokalım mı? Evet. Ben ne iyi bir çocuk. Ne iyi bir çocuk. Ben ne iyi bir çocuk. Ben ne iyi bir çocuk. Ben ne iyi bir çocuğum. Ben ne iyi bir çocuğum. Ya iyi biri gibi hissediyor musun? Hayır, hissetmiyorum. Aa, şu çirkin kurbağaya bak. Ben ne iyi bir çocuğum. İyi çocuk, iyi çocuk, iyi çocuk, iyi çocuk. Evet. İyi çocuk. Ah tanrım, orayı asla bulamayacağım. Hey! Hey! Hey kara devi! Güzel görünüyorsun. Benim müzik mağazası nerede biliyor musun? Hiçbir yerde bulamıyorum. Dünyanın en güzel çalan gitarını satıyor. Bir fikrim var. Tamam. Şimdi göster. Sağ ol dostum. Birkaç delik daha bulalım. La 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 la. Ben de iyi bir çocuğum. Çocuklar ne ayıp. Merhaba Tombiş Fil. Affedersiniz bayım, önüme bakmıyorsunuz. Tombiş Fil, buraya. Olamaz sarım, hayır. Bize başvurmanıza sevindim hanımefendi. Tam olarak ne oldu? Evet, teşekkür ederim. Bir adamın Tombiş Fil diye bana seslendiğini duydum. Ben de kimsiniz dedim, ha bilemiyorum. Pekala bayan, bir bakalım. Adını söyleyin. T. Tamam. O. Tamam. M. Tamam. B. Bir dakika. İ. Bir dakika bekleyin. Üzgünüm ama adaletin çarkı çok yavaş işliyor. Kanunu kendi ellerimle uygulamak zorundayım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ne yazık ki polis değerli zamanını boşa harcadı. Ben de sizi birlik olmak için buraya çağırdım. Olaylar çirkinleşebilir diye size bir kit hazırladım çocuklar. Top şeklindeki gazeteleri çoraplarımın içine soktum. Senin için büyük bir tane yaptım. Çünkü sen çok güçlüsün. Gidebiliriz. Temizleyelim şu sokakları. İşte orada. Tanrım. Nasıl? Anlayamıyorum. Bu yalnızca bir heykel. Merhaba Tombiş Fil. Hey Tombiş Fil, nasılsın? Shelby, bütün gün orada mıydın sen? Ne dedin? Anladım. Harika.
Aile toplantısı, aile toplantısı, toplanın. Yakında burada çok şey değişecek. Size patronluk taslayacak, yeni bir anneniz olacak. Yani henüz ona teklif etmiş değilim. Bugünün işini yarına bırakma. Uyanık mısın aşkım? Harika, çünkü sana sormak istediğim bir şey vardı. Yani şey, ben... iki insan bir araya geldiğinde... Yani bilirsin şey... Benimle evlenir misin? Seni seviyorum, ne dersin? Evlenir misin? Yaşasın. Evet, evet, gözyaşlarım. Sevinç gözyaşları. Evet. Sen değil Gunter, sen tuz diyetindesin. Ne dedin aşkım? Neredeyse unutuyordum. Nikah yüzüğü. Bu da benim. Ben kocayım. Yani uzaktan kumandayı haftanın 3 günü ben alırım, 4 günü sen. tatlım, bu harika. Yeniden normal hissetmek çok güzel. Şu ikisi gibi değilim mesela. Orada ne yapıyorlar? Neyse ben... bu da kim? Zavallı futbol. Buraya kadar geldin ama hala öğreneceğin çok şey var. Ama anlamıyorum Bimo. Artık küçük bir kızım. Leylakların kokusunu alıyorum. Fıstık için çığlık atan sincapların sesini duyuyorum. Aman tanrım. Doğru olduğuna inanamıyorum. Hayır futbol. Yeterli değil. Görgü kurallarını da öğrenmelisin. Yoksa yalnız kalırsın. Yalnız mı? Ama peki ya sen Bimo? Her zaman seni korumak için yanında olamam futbol. Öğrenmek zorundasın. Şuna bak. Bu greyfurt kaşığı. Sadece greyfurt yemek için. Ve bu da bir tuzluk. Al, sen de dene. Bu da bir turp çıkaracağı. Çıkarmak için. Ve bununla da çay içiliyor. Böyle mi? Acıymış. Çok kötü. Hayır futbol. Böyle. Böyle mi? Hayır, böyle. Öyle mi? Böyle. Böyle mi? Hayır futbol, böyle. Üzgünüm futbol. Bugünlük ders bitti. Neden bu kadar üzgünsünüz? Bugün parmaklarımızı her bir deliğe soktuk. Ama kendimizi iyi bir çocuk gibi hissetmedik. İyi çocuklar konusunda bir iki şey biliyorum. Parmaklarınızı şu deliklere sokmayı deneyin. Kumandalara mı? Süper iyi çocuklar. Evet. Süper iyi çocuklar. Ana fikri tahmin ettiniz mi? Eğer birkaç dakika daha düşünmeye ihtiyacınız varsa televizyonunuzu bir süre durdurun. İşte buldunuz, anladım, söylüyorum. Ana fikir 5 duyu organıydı. Bakın, Jake adlı bir erik yedi. Marcel'in harika bir gitar çaldı. Tombişfil'in ağzında çok ekşi bir tat oluştu. Tanrım, Gunter tuzlu gözyaşlarını içmek istedi. Ve futbolun çayı da acıydı. Ne? Ne dediniz? Ana fikrin 5 parmak olduğunu mu sandınız? Komik olmayın. 20 milyar yıldır hiç kimsenin 5 parmağı olmadı ki. 5 telepati bezi belki. harika. Her neyse. Ayrılık vakti geldi. Sizinle başka bir zamanda, başka bir boyutta görüşmek üzere. Come along with me.
küçük insanlar. Hey Jake, sence tıpkı senin gibi biriyle mi çıkmalısın yoksa senin tam tersin biriyle mi? Bilmiyorum. Ben eline çabuk tutan, beni kapara inanan biriyim. Ciddi değildim. Sakın kimseye söyleme. Yani başkasının özelliklerini kendininkilerle karşılaştırmaz mısın? Ne? Hayır. Yani bir şey hissediyorsan hissediyorsun demektir. Bu kişilik tabloları ve maddesleriyle ilgili değildir. Bu kalbinin atışıyla ilgilidir. Kalbinin atışına engel olamazsın. Olamazsın, olamazsın. Tamam, peki Bimo ve Buz Kral? Ne olmuş onlara? İyi bir çift olurlar mıydı? Hey dur, yoksa Bimo sana bir şey mi söyledi? Ya yok canım, hayır hayır. Hı, anlıyorum. Tuhaflık yapıyorsun. O kadar da tuhaf değil, hadi. Yap ki yaptıkların sonunda bir onu tamamlasın. Bimo ve Buz Kral mı? Evet. Geri dönmeyeceğim. Beni korkutuyorsun. Sadece fikrimi söyledim. Ne? Düşünmek de mi yasak? Aa, yaptığın şey bu mu? Elbette tanrım. İnsanları yargılama. Yargılamıyorum. Yargılıyorsun. Aa, nereden biliyorsun bunu? Ses tonundan anlıyorum. Sesimden mi? Evet, çok bilmiş. Hey, pantolonundaki ne? Ne? Yine mi? Aa, bilmiyorum. Aa, bilmiyorum. Aa, bak bak. İnanılmaz. Çok dikkatli ol. Bu da ne? Bu ne böyle, canlılar mı? Hey siz canlı mısınız? Bilmiyorum. Sanırım bunlar bir tür oyuncak. Belki de dokunmamalıyız. Hayır, şunlara bak. Bu sensin. Viyolayı nasıl çaldığına bir bak. Evet, çok iyi. Orada başka neler var? Dostum, inanamayacağın kadar çok. Hadi gel gidip bunları evde bakalım. Yeni sosumla özel bir spagetti yapacağım. Tanrım, o kadar çoklar ki. Prenses, sen Lady ile oyna. İkinci derecelerse torbaya dönün. İkinci dereceler kim? Tiffany, Dani... Aa, iyi aslında ya. Zorgiok. Aa, bir sürü başkaları. Aa, bu pek hoş değil. Merak etme. Sonunda onlar da katılacak. Neye katılacaklar? Bilmiyorum ki. Bir şeylere işte. Lady ve Prenses Çiklet'e bak. Hey, burada başka neler oluyor? Fazla bir şey yok aslında. Burada Buz Kralı var. Buz Kralı mı? O ikinci derece değil mi? Aa, evet. Burada bir yerde bir davul takımı görmüştüm. Aa, işte burada. Tamam. Hadi çal küçük Buz Kralı. Hayır, aa tanrım. Kimyaları uyuştu. Kimin aklına gelirdi? Kimya. Efendim, soğumadan yemeğini yesen iyi olur. Yeni bir sos denedim. Aa, dünyadan Fine, iyi misin? Evet. Erken kalkmışsın. Uyuyamadım. Bütün gece uyumayı kitaplar mı okudun? Ha, okumuyorum. Küçük bizlerle oynuyorum. Hey küçük, beni göstersene. Çok yalnız duruyorum. Hey Finn, küçük Lady'yi versene. Ondan ayrıldın. Ne? Artık başkasıyla birlikte. Kiminle? İyi bir adam. Merak etme. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne? Ne mi? Ne demek ne? Hadi, onlar gerçek değil, onlar oyuncak. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum ama hoşuma gitmedi. Ben birkaç günlüğüne kafamı dağıtmaya Lady'ye gideceğim. Tamam, sen nasıl istersen. Hı?
16 hafta sonra. Geri döndüm. Yaptığın bütün o kaçık şeyleri unuttum artık. Tanrım. Her şey yolunda mı? Bilmiyorum. Küçük Finn ne yapıyor? Oo, düşünüyor. Aa, üzgün görünüyor. Ne düşünüyor peki? Bilmiyorum ki. Herhalde bir sürü şey. Küçük Rainicorn nerede? Herhalde hala ağlıyordur. Ne? O aslında ayrılığı pek kaldıramadı. Oo. Ama prenses iyi bak. Küçük Finn onu terk edince vücut çalışmaya başladı. Kendini çok kaptırdı. Bu hiç hoş değil. Sen tuhaf bir meraktan karanlık, çok karışık şeyler aşamasına geçmişsin. Biliyorum. O torbayı yeniden bulduğumuz tepeye geri götüreceğim. Hayır, bu karışıklığı düzeltmem gerek. Halime bir bak. Beynimin en karanlık noktasında yalnız başıma kaybolmuş duruyorum. Yardım etmen gerek. Yapamazsın. Bırak kendi hayatlarını iyi yaşasınlar. Onları yönlendirdim. Şimdi araya girmem gerekiyor. Nasıl yapacaksın bunu? Onunla konuşacağım. Ama seni duyamaz. Evet. Neden peki? Belki onlarla farklı boyut düzlemlerindeyiz. Ve düzlemlerimiz arasındaki sınır çift taraflı ayna gibidir. Bu yüzden biz onu görebiliyoruz ama o bizi göremiyor. Dur bir deneyeyim. Finn! Beni duyuyor musun? Biz bağlıyız. Finn! Sallamayı iyi dene. Neden? Belki farklı frekanslarda titreşiyoruzdur. Onu farklı hızlarda salla ve yanıt verip vermediğine bak. Tamam. Fit! Fit! Daha hızlı salla. Fit! Daha hızlı. Fit! Yavaşla, seni gördü. Tamam. Fit! Beni duyuyor musun? Vay canına, harika. Sana o saçma şeyleri ben yaptırdım. Kavga etmenizin sebebi de benim. Ben büyüksenim. Özür dilemeye geldim. Bir daha hayatlarınıza müdahale etmeyeceğim. Merak etme, bunu ben halledeceğim. Özür dilerim. Kolum çok yoruldu da. Merak etme, her şey yoluna girecek. Hoşça kal küçük Finn. Geri dönmeyeceğim. Ya şimdi? Hey kızlar! Ben Büyük Finn. Tüm sorunlara ben sebep oldum. Kimsenin suçu değildi. Birbirinize kızmayın. Bir dans partisi verin, dans edin. Tamam, güle güle. Geri dönmeyeceğim. Bu işe yarayacak mı? İkinci dereceleri de çıkar. Güzel parti. Oh, hey! Buz kralıyla kimin dans ettiğine bak. Geldim. Hayır!
verme dostum. Teşekkür ederim. Benimle yemek ye. Lütfen, 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 lütfen. Olur dostum. Evet tabii lütfen. Olur, olur. Peki bu hafta her akşama ne dersin, olmaz mı? Belki bir akşam. Hadi ama. Her akşam, lütfen her akşam. Hayır dostum, git buradan. Hadi ama kavga etmeyin. Buradan gitmeliyiz, Finn polisi aramışlar. Sen en iyisin, harikasın, muhteşemsin. Olamaz. Finn bugün çıkamayacak mı? Aslında çıkabilirim. Ama onlarla hiç uğraşasım yok. Benimle uğraş. Hırsız polisçilik oynayalım hadi. Paranı bana ver. Babam. Çatıya çık ve bütün altınlarını bana ver. Tamam tamam, canımı yakma. Merak etme Finn, benim. Bimo. Sadece kılık değiştirdim. Güzelliğin gitti. İşte bu. Nasıl oldun Bimo? Gibi oldun. Hırsız. Finn, burada bir hırsız var. Hayır, benim. Finn. Bu yakın arkadaşım. David Johnson. Finn kimliğimle rahatsız edilmemek için böyle giyindim. Bunun işe yarayacağından emin misin? Bilmiyorum. Bu Finn mi? Merhaba. Merhaba, 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 ben David. Onunla aynı kıyafetleri giydiği için onu Finn sandım ben. Merhaba, ben David. Ne olmuş? Benimle yemeğe çıkar mısın? Hayır, sersem. İş arıyorum. Süpürge kullanabilir misin? Şüphen olmasın. Aman tanrım, mesai bitti mi? Evet bitti Dave. Görüşürüz patron. İyi akşamlar Dave. Bugün harikaydı. Her şey normaldi. Normal bir gün gibi. Gösteri yok, hiçbir şey yok. Normal bir gün. Harikaydı. Sevindim. İyi geceler Finn. Ben Davey. Evet. Ben Davey'im. Finn, bugün kahvaltı yerine akşam yemeği yiyelim mi? Finn! Bu o olmalı. Sana yemek hazırladım Finn. Neredeydin? Neler oluyor? Merhaba bayım. Dün gece beni misafir ettiniz. Teşekkür ederim. Kütük ev yapabilmek için biraz odun kesiyordum da. Merhaba. Ben Randy. Birlikte akşam yemeği yiyelim mi? Hayır, meşgulüm. Geceleri yürüyüş yaparım. Neler oluyor Finn? Bana Davey demelisiniz bayım. Çünkü adım bu. Davey. Olamaz. Aklını mı kaçırdın dostum? Neden söz ettiğinizi bilmiyorum. Ben sadece hayat denen bu güzel yeşil tarlalarda güneşin altında ekmeğini kazanmaya çalışan sıradan bir insan. Hepsi bu.
Bu kütükleri nereye koyayım Davy? Olması gerektiği gibi evin kenarına koy. Böylece eve benzeyecek. Sağ duvarı ve ön duvarı yapacağız. Peki ya çatı? Belki, belki. Bunlar nasıl? Gayet iyi. Evet, güzel kütükler koyarsak olur. Normal davranmasını sağlamalıyım. Cüzdanını ver. Yoksa işim biter. Cüzdan. Dikkat edin. Hırsız. Sizi keseceğim. Yani soyacağım. Olamaz. Ben hırsızım. Onun hayatını çalacağım. Beni kimse durduramaz. Tabii buralarda bir kahraman yoksa. Bir tek kılık değiştirmiş bir kahraman. Beni bir tek o durdurabilir. Tamam mı? Hadi din. Kahraman ol. Ne? Neden söz ediyor bu? Indi. Evet, en müthiş başlığını tak ve canıma oku. Ne? Hadi. Seninle konuşmuyorum Randy. Bak, polisi aradım arkadaşım. Ne yaptın? Bunlar göründüğü gibi değil. O adamın adı Davy bile değil. Bin, Davy olmak için beynini yıkadı. Yeniden Finn olması için ona ilham vermeye çalışıyordum. Evet. Bunu daha önce de duyduk. Yürü bakalım. Finn! Ejderin yenmesine izin verme. Ejderin yenmesine izin verme. Ejderin yenmesine mi? Jake? Evet, bu oldukça tuhaftı değil mi Davy? Ne doğru davrandı? Damn. Artık Davy yok. Ama Davy olmayı sevdin. Davy olmayı sevdim ama Davy olmak Jake'in tutuklanmasına yol açtı. Davy'nin parkta otururken yürüyen insanları gördüğü anı hatırlıyor musun bari? Evet, çok güzeldi. Davy'nin yerleri süpürdüğü anı hatırlıyor musun? Evet, o da harikaydı. Ama yeniden ünlü bir kahraman olmak istiyor musun gerçekten? Sadece Davy ol. Basit hedef ve basit sorunları olan basit bir adam. Uyum sağlayıp bu basit hayatı yaşayabilirsin. Evet, uyum sağlamak. Belki de bir sefer daha Davy olabilirim. Bir sefer daha. Hadi ama son oyun adil değildi. Elini en uzun havada tutan kazansın diyelim mi? Tamam. Bu oyun galibi belirler. Tamam. Son oyun. Son oyun. Ne haber çocuklar, nasıl gidiyor? Merhaba Davy. Anahtarlar. Ne oluyor? Üzerini süpürmemi ister miydin? Evet, tabii. Kirli hissediyorum. Nasıl eğleneceğini biliyorsun Davy. Hayır. Davy? Hayır, benim. Ben. İşte yemeğim mahkum. Biz mahkumlarımızı besleriz. Hey, dostum! Durun! Hoşça kal Davy. Hoşça kal Finn. Nani. Hey, kaçıyorlar. Evet, işte Davy ve mahkum. Merhaba Finn. Nani. Şanslar çocuklar. Teşekkür ederiz. Dönmene sevindim dostum. Ben de. We'll go to very distant lands. Jake the dog and Finn the cat.
Baba Jake. Yavrular, yavrular, yavrular. Merhaba Jake, merhaba Gökkuşağı Atı. Yavrularınızı görmeye geldik. Yavrular. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Hala uyuyorlar. Uykucu küçük yavrular. Yavrular, tanışma zamanı. Evet. Charlie, Dini, Viola, Timpil Van ve bu küçük tatlı hanım da küçük Jake. Aa bak. Aa bu poposuymuş. Aa, aa, çok sevimli bu. Çok güzel. Ben küçük yavrularımı çok seviyorum. Onlara hiçbir şey olmasına izin vermeyeceğim. Dostum, ciddiyim. Baba olmaktan korkuyor musun sen? Hayır. Şuna bak. Sağ ol canım. İşi değil. Annemin güzel çocuklar yetiştirme kılavuzu. Aa, dostum, annen mi? Yavrularını görse gurur duyardı. Hayır. Aa, Bimo, kumandanı en son ne zaman yıkadın? Sadece güreşiyorduk. Yeğen amca oyunu yani. Saat geç olmaya başladı. Yavruların uyuması gerek. Tamam. Finn, eve gitmelisin. Bundan sonra gökkuşağı atı ve yavrularla yaşayacağım. Artık babayım. Bu çok heyecan verici. Söyleyin bakayım, kim bilgisayar oynamak ister? Evet, tamam. Gitmemiz gerek. Yakında görüşürüz. Sorun değil. Tekrar görüşürüz. Yine geleceğim. Ben dünyanın en iyi babası olacağım. Kahvaltı zamanı. Bu saatte ne yapıyorsun? Üzgünüm tatlım, bekçilik yapacağım. Bu gece ikimizin yerine de uyu. Yavrular için kahvaltı fikirleri. Fransız tostu tarifli. Malzemeler: yağ, 3 büyük yumurta, 1 tatlı kaşığı vanilya, süt, 10 dilim ekmek, süt, vanilya, yumurta ve balı güzelce çırpın. Malzeme iyice karıştığında karışıma batırdığınız yumurtaları pekala, altın rengi alana güçlü kadar bir kızartın. Baba, olmam gerek. Yavrular hareket etmiyor. Kalp masajı yap, ölmüş olabilirler. Kurtardım. Ne kadar büyüdünüz. Pekala. Affedersiniz. Kullanma kılavuzunda masal okumam gerektiği yazıyor. Bebek Yiyen Tilki. Bu sizin kadar küçükken en sevdiğim kitaptı. Jake'in güzel yavrularına. Bir zamanlar çok sevimli ve akıllı 5 yavru vardı. Bir gün tilkiyle karşılaştılar. O kadar açım ki midemde bir sorun olmalı, dedi bebek yiyen tilki. İçinizden biri karnımın içine bakıp sorunun ne olduğunu anlayabilir mi acaba? Elbette, dedi yavrular. Yardım etmeyi severlerdi. Sandığımdan daha korkunçmuş. Bir dakika. Bu bebekler için uygun mu? Kaldır onu ortadan. Evet, tamam. Üzgünüm çocuklar, kullanma kılavuzu hayır diyor. Onları temiz hava almak için dışarı çıkarsana. Onları dışarı mı çıkarayım? Ama dışarıda bir tilki olabilir.
Ya da başka yırtıcılar. Hey! Bu bebeklere göre değil. Hey! Bedava kitap. Hey millet bakın. Elimde bebek yemekle ilgili harika bir kitap var. Onları yerken öylece oturuyorlar. Oho, bebek yemek mi? Vay canına, bunca zaman neden bebek yememişiz? Bilmiyorum ama ben hemen gidip bir tane yiyeceğim. Pekala, anneniz sizi dışarı çıkarmamı istedi. Dikkatli ol. Hayır Charlie, hayır. Çok fazla mikrop var. Bir arada kalın ve bir şey yapmayın. Birlikte güzelce uyuyabiliriz. Tanrım, hayır. Ne? Olamaz. Hayır, hayır, hayır. Ebeveynlerin en korktuğu şey. Hayır, 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 olamaz. Olamaz, hayır, bırak onu. Bırak, bırak, in oradan. Gel, gel buraya. Gelin buraya. Dur, seni canın acıyacak. Charlie, hayır. Viola. Hey, Viola. Küçük Jack, TV, Charlie, kim ben kim? Babanıza işkence etmeyi bırakın, hadi. Yok kuşağı atın. Bu yavrular ömrümü tüketiyor. Gözlerimi açık tutamıyorum. Jake, kendini fazla yoruyorsun. Çocuklar gayet iyi. Biraz fazla abartıyorsun bence. Hayır, hayır. Ben kullanma kılavuzunda yazıyor. Ben... Zavallı. Kendini gereksiz yere yoruyor. Bu bir bebek mi? Bebeğe benzemiyor da. Neden bu kadar terli ki? Ve tüylü. Çocuklar, mükemmel bebek diye bir şey yoktur. Böyle durumlarda yumulun gitsin. Çıkı çıkı. Çocuklar, babanıza yardım edin. Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Durun biraz, durun. Bırakın. Dikkat etsenize. Ne yapıyorsunuz? Bu ne böyle? Yavrular, ne yapıyorsunuz? Eve dönün, kılavuzu hatırlayın. Kullanma kılavuzu işe yaramaz. Bize bir şans ver. Küçük Jake, ilk kelimelerini söyledin. Kullanma kılavuzu işe yaramaz. Kullanma kılavuzu işe yaramaz mı? Yaklaşma Jake'e. Kullanma kılavuzum çok tehlikeli diyor. Anne, kullanma kılavuzun işe yaramaz. Şimdi beni izle. Aman tanrım. Size güvenmediğim için üzgünüm çocuklar. Babanıza neler yapabileceğinizi gösterin. Matematik. Baba şımarıklığı. Bu da nedir? Gördün mü baba? O tilkilere günlerini gösterdik. Evet. Sizinle gurur duyuyorum. Ayrıca çok da üzgünüm. Nasıl güvende olunacağını bilmediğim halde size güvende olmayı öğretmeye çalıştım. Tıpkı o polisin kutusundan yılan çıktığında annemi dinlemediğim gibi. Harikaydınız çocuklar. Sana söylemiştim Jake. Evet, nasıl güvende olunacağını bilmediğim halde onlara güvende olmayı öğretmeye çalıştım. Tıpkı o polisin kutusundan yılan çıktığında annemi dinlemediğim gibi. Ekmek hanımına sordum, kocanıza ne oldu? Ekmek mi? Yeterince ekmeğim var. Merhaba çocuklar, ben geldim. Her şey yolunda mı? Beceremedin mi? Hayır, sorun yok. Sadece yavrular başlarının çaresine bakabiliyor. Bana ihtiyaçları kalmadı. Evet, sanırım gökkuşağı atı da aynı fikirde. Şimdiden benden büyük gibiler. Kilvan'ın sakalı bile çıktı.
Sorun değil. Burada da harika bir ailem var. Ayrıca eşyalarım da burada.